Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Twitter'daki direkt mesaj uygulamasının değişmesini tartışacağız. Şimdi eskiden direkt mesaj alabilmek için karşılıklı takipleşmek gerekiyordu. Şimdi artık buna gerek yok. Eğer siz açarsanız herkes alayı direkt mesaj atabilecek. Şöyle bir tabir var, DM'den yürüme diye bir şey var. Bu gerçekleşiyor. Hayaller gerçek oldu diyemeyeceğiz. Biz öyle bir insan değiliz de. Kolonya'yı da mutlaka bulunduralım. Çünkü enteresan DM'ler gelmeye başladı. Birkaç DM okuyalım mı? Okuyalım. Dur ama. Tamam. Ama bu özelliği açmak gerekiyor. Tabii. Yani bana DM gelsin diye. Kapatabiliyor muyuz mesela? Kapatabiliyoruz. Default olarak kapalı mı açık kapalı. Mı? Kapalı. Kapalı. Bana DM ondan gelmiyor o zaman. Evet. Açayım o zaman. Açmak gerekecek. Yani sonuçta bir yuva kurmak lazım. Yani, belki de yani bu DM... özelliği açıyorsan yürümelere de açık olacaksın. Bak mesela yanlış mı? Bizim sosyal medya uzman arkadaşlar şey yapmış. Açmışlar. Aynen bak şunu indireyim ben. Hı. Bak burada o işlerle ben ilgileniyorum. Mutlu günler ne demek falan filan. Genelde bir erkekler bize bir yürümüş. Bir arada şeyler de var. Yani. Tabii şimdi biz bir kadın böyle bir bayan profili olmadığımız için. Erkeklerin yürümesi doğal. Ya burada enteresan. Acaba hani mesela millete açıktan sormayıp da DM'den bize sorma ihtiyacı ne olabilir mesela? Utanıyordur belki sorma. Ha belki bilmiyordur hani. Ya diyordur ki işte benim telefonumda şu var. Bunu ben sorsam şimdi millet benim bilmediğimi anlayacak. Ben bunlara DM'den sorayım. Ama şimdi şöyle bir sorun var. Açıktan sormaları bizim için iyi. Çünkü aynı sorunu yaşayan başka aynen. insanlar da ha bu böyle çözülüyormuş diye görüyorum. Ben mesela direkt mesajımı herkese açmayı düşünmüyorum. Baştan onu söyleyeyim. Ya bunu da derken şöyle yüzümü de göstereyim arkadaşlar. Düşünmüyorum. Ya zaten bu DM olayı var ya senin benim için ya da shift delete için. Yani shift delete için biraz sıkıntı olabilir. Deli gibi soru geliyor da. Bizim için değil ama bu bence. Erkekler için pek değil. Yani burada bayanlar olabilir. Peki bir bayan bu özelliği açıyorsa amacı nedir? Baştan açıkça konuşalım. Ya biz... Şöyle bunun açma sebebi iletişim, sosyal medya. Yani bana DM'den soru sorabilirsiniz. Peki şimdi ben DM'yi atıyorum. Benim adım X. Bir kadınım böyle. Triple X. Yoksa tek X. Yani X, tek X. Yani, tamam. Tamam. Yani Ayşe diyelim mesela. Public çok yakıştı olan bir isim. Yakıştı sana Ayşe. Ayşe, Allah kız olsam Ayşe olurdum. İleride kızım olsa adını Ayşe koyacağım bu arada. Şimdi öyle bir yalnız hislendim. Yalnız gibi bin tane kız olsa neyse aynen. Tamam. Şimdi ben DM'mi açtım. Herkes de bana DM'den yürüyor. Şikayet etme hakkım kalmaz. Açmışım ben zaten. Yürümeleri açtım kendim. Yanlış mı? Ya şimdi şöyle bak. Sosyal medyada takipçi kasmak isteyen çok insan var. Ve bunun cinsiyeti yok. Yani eğer DM'den iletişimi açarsa bu daha kötü. Takipçi kazanmak için bir alternatif yol olabilir. Ama şimdi takip etmesi ve benim de onu takip etmem gerekiyor ki bana DM'den yürüsün. Yoksa ben onu açarsam takip etmeden de DM atabilecek adam. Bu sadece bence yürüme odaklı olmuş. Ve ya şirket Twitter böyle büyük niye böyle bir şey yapar? Galiba bu mesajlaşma yazılımlarını ya bırakın mesajları gelin bizden yürüyün. Bende de yürüyebilirsiniz. WhatsApp... Mesela Foursquare da yaptı geçenlerde onu. Direkt mesaj atabiliyorsun şimdi Foursquare. Ya orada mesajı silmeyi bulamadım ben ya. Fatih abi sorun mu? O bilir. Bu tip uzman. DM'den yürüme uzmanı. Ya zan altında bıraktık adamı. Öyle bir şey neymiş, adam neymiş? Evli mutlu çocuklu arkadaşlar. Neymiş konu ne? Ben kaçırdım ya. Abi Foursquare'de attığımız ya gel DM konusunda bambaşka bir. Aynen yani. Evet ya benim işim var. Aynen. Adam evli. Bir DM muhabbeti yapabiliriz. DM'den yürüyelim bir evet. Şöyle ben yandan durayım da. Güzel bir kızımız. Şöyle buradan da ters ışık geliyor böyle 360 derece. 360 derece. Evet. Neyi konuşuyoruz? Twitter DM'den mesaj almayı başlatmış. Gerçekten. Evet. Açacak mısın önce böyle bir şey? Hayır tabii ki. Niye? Açmayacağım çünkü saçma sapan mesajlar alacağım. Genelde ne gibi mesajlar alacaksın? Hakikaten yani burada konuşabileceklerimiz varsa. Konuşabileceklerimiz. Yani işle ilgili şeyler de geliyor, işle ilgili olmayan şeyler de geliyor. İşle ilgili kim ne yazabilir ya? İşte Samsung ısınıyor mu, soğuyor mu? Allah onu sana soran var mı yani? Onu sana mı soracaklar, bana mı soracaklar? Bana soruyorlar Dolgucuğum. Vallahi ben açmam özelliği, gayet net söyleyeyim. Çünkü şöyle bir şey var. Zaten mesaj almak istediğim insanları takip ediyorum. Yani. O zaman seni tebrik ediyorum. Peki o zaman yani bu Twitter'ın DM olayı anladığım kadarıyla büyük bir saçmalık. Aynen spam gibi işte geçenlerde yine onun videosunu çekmiştik ya. Evet. Yani
Karşılıklı yürümek isteyenler birbirine atabilecekler. Koşma diye. Koş, o direkt koşmaya şey alıyor. Defar sen açacaksın. Ben açmam ya. Takipçi sayısı biraz fazla olan. Ya şöyle, bizi teknik uzman olarak görüyorlar, tamam mı? Yani adam mesela telefonun şarjı azalıyor, bana DM atıyor. Abi benim telefonun şarjı azaldı. Yani böyle bir şeyler... Atakan'a soralım derim. Atakan da DM konusunda usta bir kişilik. Gel abi Atakan'a soralım. DM abi. Açacak mısın? DM mi? Twitter'dan yani mı? Yani sana direkt mesajdan ulaşsınlar. Biraz böyle alttan çekeyim. Biraz abi. Alttan abi. Gözünüz lazım. Twitter. Yani kime atabilirim diye düşünüyorum da... Sen yürümeyeceksin abiciğim. Millet sana yürüsün. Millet bana yürüsün mü? Yürüyebilir ama ben aktif bir Twitter kullanıcısı değilim. İşte oğlum Atakan var ya, gerçek bir dost. Sebebi şu, adam gerçekçi. Adam gerçek. Evet abi konuş. Yürüsünler sana. Yani yazabilirler. Yani vardı bir... Mesela herkes yazabilir mi yani? Her türlü talebe açık o kadar mesela. Değil ama genel olarak ama bence... Ama soralım belki de açık yani adam. Yazılabilir hani... Al işte. Ama şimdi adam, her ben... türlüden diyor, her türlü. Abi her türlü her yerden yazabiliyorlar zaten. Ben YouTube'daki yorumlara bakıyorum. Adam işte kaç yıldır uzatıyorsun saçını falan yazmış mesela. Her yere yazılabiliyor. Twitter'dan da yazsın bence. Kaç çok yıldır iyi. Uzatıyorsun Atakan? Beni bozmaz. 8 yıl falan oldu. Hiç 8 yıldır yani adam... Kestiriyorum, aramakas falan. Anladın mı bak? Bir sürü profil var bak. Bazısı hiç açmam diyor. Bazısı ya ben açarım, bana yürümezler ama hani teknik soru sorular diyor. Bazısı diyor ki beni rahatsız edebilirler diyor bayan olarak. Ama mesela Atakan da diyor ki açabilirler diyor. Her şeyi sorabilirler. Zaten isteyen istediği şeyi soruyor diyor. Aynen öyle. Her yerden sorabiliyor zaten. Twitter'dan da sorsun yani. Bir şey kaybetmeyiz. Tolga sen baktın mı nereden açtın? Yok abi. Ferhat'a sormak lazım. O açtı. Ayarlardan. Peki Atakan bu Foursquare'da DM'den yürüme olayı gibi. Burada da ağır yürüyüşler olur mu sence? Hatta koşmalar, abi, depar atmalar. Abi olmaz mı ya? Twitter yani. De yürümenin girip kullan yani bunun sonuçta profesyonel kullanıcıları yani nereden baksan 20 dakikada bir, yarım saatte bir şeyler yazıyorlar, bir şeyler aynen. Paylaşıyorlar yani. Bak şurası abi. Şurada güvenlik ve gizliye geliyorsun. Ve şurada receive direct message from anyone. Sen İngilizce mi kullanıyorsun? Türkçe değil mi? Herhalde burayı daha çevirmediler. Daha yeni özellik ya. İsteyen herkes bana DM'den yürüsün. Yani bunu seçip bunu bastığımız zaman herkes DM'den yürüyecek. Aynen. Ama yapmayalım, sineme yazık olur. Aynen. Bak bu arada reklam geldi falan gerekli. Öyle yani abi. Yani Atakan sen açacaksın yani yürüyebilirler sana. Beni bozmaz abi, yürüsünler, yazsınlar. Var zaten dediğim gibi ama kullanmıyorum. Hangi saatlerde cevaplayacaksın abi mesela bu mesajları? Tamam o zaman öyle bir şey yapalım yani. Belli bir saatte Atakan'a yürüme saati. Aynen o zaman bakayım biraz daha dikkatli. O zaman bu videodan bir tek bu adam karlı çıktı. Aynen. Ben karlı çıkıyorum. Saatimizi verin. Ah bu arada ne oldu ya? Android Wear is not responding. Bak Android Android Wear. O zaman bir kere de sen E'ye yap abi. Yalnız güneşte. Şöyle. Ey Google. Android Wear'a bir update getir. En kısa zamanda gerçek getir. Gerçek bir güncelleme geldi dün. Haberini yaptık abi. Bakayım bağlayayım hemen. Ama indirilebilir durumda mı burada bilmiyorum. Konu Atakan'a DM'den yürüme. Atakan kaçta yürüsünler abi sana? Abi bana şu anda elimde bir iş var. Bir saat sonra yürümeye başlayın arkadaşlar. Bir saat senin elindeki iş bittikten sonra benim videomu çekip onu montajlayacaksın. Tamam ben telefondan arkadaşlara şey yapacağım. O karşılık vereceğim. Şu dakika itibariyle Atakan'ın ama Twitter'ını ben da söyle. Bir şeyi söyleyelim küfür falan ediyorlar. Arkadaşlar çok orijinal küfürlerim var. Bence o topa girmeyin yani. Ya normal yazışalım. Etme de şimdi telefondan çekip direkt yüklemeyi planlıyorum. Hiç bip koymayalım araya. Evet abi yok etmem estağfurullah zaten. Ya, şey tamam yani. O zaman. Ama küfürün babası bende saklı. Twitter'ı aç abi DM'den. Açayım abi pardon. Twitter'ı bir şey söyleyeyim mi bununla ilgili? Söyle. İyi yapıldığına dair. Koç'tan Melih abi mantıklı bir şey söyleyeyim. Buyur abi. Anladım. Gel şöyle düşünün. Hiç Twitter'da bir şirketin hizmetine ulaşmaya çalıştınız mı? Yani Twitter, ha güzel, oğlum adam yine bizi ezdi. Ya oradaki olay ya, şu. Biz hormonlar bizi yönetiyor, adamı beyni yönetiyor. Bir şirketse bir mesaj attığınızda size geri döndükten sonra sizden bize DM yolu iletişim bilgilerinizi gönderin ki biz size geri dönelim diye cevap verirler. Şimdi yalnız, bu yeni servisle beraber muhtemelen bu şirketler bunu açacaktır zaten. Otomatikman takip etmene gerek kalmadan bütün o bir şey takibini toplayabilecek. 10 dakikalık videonun işe yarar tek kısmı buydu. Aynen ya. Adam kim? O zaman bir yapabilir miyim? Yapalım. Ey sosyal medya ajansları. Hemen müşterilerinizi bilgilendirin. Bize DM'den ulaşabilirsiniz mesajları atmaya başlasınlar. Garantiydi, HSBC'ydi. Böyle.
Süper. En mantıklısı bu yani. O zaman toplumsal bir mesaj vererek kapatalım. Dur dur kapatma. Atakan şeyi açacak. Atakan. Sen o zaman sen ver abi toplumsal mesajı. Bir daha gelmeyin buraya. Ya gizli kalma, özel kalmak istiyorsanız, kişisel hayatınız gizli kalsın istiyorsanız değmeyi açmayın. Bu kadar basit. Evet, gizli kalmak istiyorsanız sosyal medyada işin ne arkadaşım? Aynen. Ya en azından takipçi oluruz. O şey değil de. Gel abi gel Atakan. Şifreyi unutmuş bu arada. Evet, o kadar kötü kullanıcıyım ki. Evet, Twitter'a devam et. Atakan, Twitter'ın ne abicim? Twitter'ım Atakan Karagözlü'ye en son. Rezali, hayır, iki oğlum, kişi takip ediyor. Rezali, Karagözlü. Ayda. Karagözlü, abi, tamam bu değil. Lan? Ya tamam abi. Ben yapayım. Ya ben dediğim gibi hiç kullanmıyorum. Bak Tolga falan var. Yıkılır, 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 yıkılır. Abi. Olay. Neden? Yani sinir. Olay çıkar. Bak iyi misin? Umut Umut. Ama bir şey söyleyeceğim. Saat 5'ten sonra. Çok işim var şu anda. Yani şu an maillerim falan açık. O zaman ben şöyle kapattık. Şey yapıyorum. Ayarlara geçiyorum. Şu anda değil ama. Güvenlik izi. Zaten bu videoyu izlediklerinde 5 olacak saat. Şuna basıyorum. Bak eminsin değil mi? Eminim eminim. O zaman Twitter'ını söylemeyelim. O da bunu, onu da bulsun arkadaşlar. Yok söyleyeyim zaten. Abi zaten videonun altında Instagram falan her şey önceki videolarda paylaşıldı. Hani public oldu arkadaş. Tamam madem onu da bulsun arkadaş. Aynen. Sinem Deniz Hanım bulsunlar o zaman. Yani aynen. Bir şey yok. Denek oldun. Kusura bakma. Kendin istedin bunu ya, ama. Şey yapalım mı? Feda. Gelen DM'leri okuyalım mı? Okuyalım. Okuyacağız ama. Ama arkadaşlar düşük seviye yapmayın. Yoksa hemen kapatırız. Bir de suç olur mu acaba? Ben hepsinin ablasıyım. Wow. Nasıl? Yani, inandırıcı gelmedi ya. Hiç inandırıcı gelmedi. Bu arada DM'yi okumak suç olur mu abi? Şimdi onu da düşünüyorum. Olur. Etik olmayabilir ama. Etik gotik aynen abi hiç olmadı. Adam neyse. Belki özel böyle hislerini hislenecek, onu açıklayacak. Sadece niye mesaj okuyoruz yani. Evet. Adını vermek istemeyen Twitter kullanıcısından gelen mesajlar. Evet. Tamam. O zaman tamam. Oldu çok teşekkürler. Sinemcim Allah kolaylık versin diyorum sana. Ya ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Geçenlerde de benim aklıma gelmişti. Şimdi birçok arkadaş bizi takip ediyor. Hepsi de inanılmaz zehir gibi insanlar. Hadi inşallah. Farklı projeleri olanların bayağı böyle ciddi ciddi mail adreslerini de paylaşmalarını rica edeceğim ki böyle bir ufak bir toplantı yapıp farklı projeleri değerlendirebilmek. Vatanı millet hayırlı olsun. Sevgiler. Sinem gibi bir yüzden sonra sana göstererekten bir sıcak sudan soğuk suya sokuyorum arkadaşları ve yayını kapatıyorum. Sana hakaret ettim Atakan.